Abi ya. Maçın en başında adamın şeyi iyiydi çünkü. Modu falan da iyiydi. Sonradan o da kontrolü kaybetmeye başladı. Bütün sorumluluğu öbür tarafa verdi ya. Bütün sorumluluğu VAR'a verdi o ya. E ya bir ara böyle şey gibi oldu. Grogi olmuş boksör olur ya böyle yumruk yersin. Aynen. Oyunu var ya faul VAR diye durdurmuyor. Oyunu kontrol etmek için faul veriyor. Yani oyun yavaşlasın ki diyor. Ben bir kontrol evet, edeyim. Evet. Çünkü çok fazla hızlı. Evet, dursun o. Tabii. Kaybetti işte. O da kaybetti yani. Genç hakemdir. Normaldir. Yani şeyler abi, falan. Abi anormal şey, olan VAR... kısım ne biliyor musun? Bu maç Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi bir maç değil bu. Bu Trabzon geçen seneyi hatırlayın. Bu çok yüksek derecede bir maç. Yani tabii şimdi, aynen. Yani bak, gerginlik maçı. Çok gerginlik maçı. Geçen sene hatırlayın kimdi? Halil Mutlu Eler'di değil mi? Yani bu adam bu adam kaç defa Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş bir adam. Yani iyi ya da kötü olduğundan da söylemiyorum. Yani en azından o mücadele bu hiç alakası yok. Ya ama Erkan orada da şey sıkıntısı var. Ben şimdi orada da çok fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü o zaman da kaşar hakem verdiğin zaman bu sefer de o da maçı kendisine yönetmeye çalışıyor. İşte, neden yabancı hakem? İşte bu yüzden yabancı hakem. Sende yeteri kadar insan yok. Tabii. Abi İpmelik orta maçın önünde dönmüyor ki. İpmelik zaten vardı. Vardı dönüyor tabii canım. İşte yani vardı şeyi bitirdi işte. Var bugün orta hakem resmen yedi ya. Yani var orta hakem. Ya bir şey söyleyeyim mi? İkisi de boş ya. Allah'ınızı severseniz. Şimdi demagoji yapmayın. Var da bok gibi, o da bok gibi abi. Amrabat'ın pozisyonunu var mı verdi faul diye. Orta hakem gençmiş de yazıkmış. Orada siktirsin gitsin yapamıyorsa amına koyayım. Bana ben ne? De aynı yerdeyim. Neymiş ben gençmiş ya. Diye. Ben amına koyayım gençmiş. Gençmiş diye yazıkmış. Amına koyayım gençse yazıksa çıksın ben yapamam aynen desin. Ben niye kalp krizi geçiriyorum maç izlerken? Neymiş efendim? Trabzon'un şeylerini görür. O sayının önünde kırmızı kartını görmüyor. Aa genç yazık ama Trabzon'a iki penaltı çalır. Onlara VAR'a gider. Öbüründe bizimkinde demez VAR'a sormaz herhalde yani. Aynen, gelin oğlum, demez çağırın demez. Spikerim gençmiş abi ne genci. Hakkımızı yesin neden genç? Niye onların hakkını yeniyor genç diye? Abicim o hakkını yese o değil hakkını yese VAR zaten senin orada ona çırpman lazım. Ya geç VAR... abi ikisi de yedi ya. Yok VAR pismiş de orta hakeme yazıkmış. Oğlum, İkisi de birbirinden beter bu kadar basit. Ya şu an şey gibi oldu sende işte. 22 yıldır sıçtılar ülkenin ağzına. CHP de kötü. O mevzuya döndü yani. Abi VAR hakemi tecrübeli herif FIFA hakemi Avrupa'da maç yönetmiş. Sorumluluğun %80'i onda yani şu maçın ağzına sıçması. Ya tabii canım. Hayır bir de abi, zaten abi daha boktan tarafı mesela Atilla Karaoğlu'na mesela. Ayrıca abi mesela Atilla Karaoğlu'na mesela şu maça gerçekten maçın hakemi olarak mesela vermek de istemezsin biliyor musun? O gider maçı çünkü kendisine yontar tamam mı? Maçı şey yapar böyle. Hani kendisinin istediği skora bağlar yani. Hani top da oynatmaz yani sana. Sen, ya Türkiye'nin durumu bu yüzden bu kadar kötü. O yüzden sana yabancı hakem lazım. Adamı VAR'a koyuyorsun. Kafasında tilki var. Sahaya koyuyorsun. Kafasında tilki var. O zaman ne yapıyorsun? Genç hakem koyuyorsun. E genç hakem de kaldıramıyor abi şöyle maçı. O zaman getireceksin abi yabancı hakem. Abi genç hakemi kaldırıp kaldıramadığı bir şey yok ki. Genç hakemi zaten bu duruma yani bak bu adamın Atilla Karaoğlu soktu zaten. Tabii. Yani iki tane penaltıya gitti. VAR çağırdı. Senin için penaltını çağırmadı hakemi. Hakem demiyor ki. Aynen öyle. Tamam o ilk penaltıyı gördü abi. Hadi bak dediğim gibi ikincisi gri bir şey diyemem. İlkini gördü çıktı verdi. Vermesi lazım değil ki. Bana göre var, penaltı var, değil der devam eder. VAR'ın açısı yok. Ya bak. VAR da VAR abi. VAR'ı zaten konuşmaya gerek yok. Atilla Karaoğlu'nun işte, zaten niyetini herkes biliyor. Ama öbüründe aklıyorsunuz abi böyle. Abiciğim bak ben abicim, ben şeyi mevzuda şu. Ya abi bir dakika Onur abi hayır abi VAR'daki veremez. Beni, çağırır. Sen orada beni dersin ki bana göre abi, penaltı beni, değil dersin. Devam edersin. Ben şunu söyleyeyim. Bak bence maçın hakeminin anlamıyorsun ki. Maçın hakeminin kalibresi bir maç değil zaten. Başta zaten yanlış yapmışlar. Şimdi hakemin İlk pozisyonda penaltı vermemesi, oyunu devam ettirmesi doğru karar. Sen nasıl çağırıyorsun zaten ya bu hakemi? Şimdi sen adamı çağırdığın zaman otomatikmen diyorsun ki zaten penaltı var. Çünkü ne diyorsun ben %99 eminim bu pozisyona gel bak penaltı var. Aynen diyorsun. Ben bütün açılardan izledim. Evet. Ve daha kötüsü şu abi. Arada kıdem farkı olduğu için o hakem zaten otomatik olarak zaten oraya şeyle gidiyor. Ulan benim üstümdeki adam bana bunu söylüyor diyor. Zaten vardaki yanlışlardan bir tanesi de o. Yani kıdem farkı koyuyorlar VAR'a. Hani aynı derecede hakem koymuyorlar. Mesela adam gerçekten Atilla Karaoğlu'na burada itiraz demez o. Bir şeyi merak çünkü ediyorum. O hakem genç. Türkiye'de VAR'a gidip de penaltıyı vermeyen Fırat Aylı Mustafa başkası var mı? Yok. Cüneyt Çakır var. Penaltıyı vermeyen var ama Beşiktaş maçında da kırmızıyı vermeyen var. Tamam yani o da Atilla Karaoğlu'nun işi. İşte o da Atilla Karaoğlu'nun mesela onu vermeyen. Aynen abi bu eşek de o biliyor musun?
Bu eşek doğa ya. Gitti dedi ya şiddetle ama, vurmuyor ama dedi ya kafayı. E tamam yani. İşte içine gelince vermiyorlar. Abi ya klavyeyi, ama abi sen şu... O klavyeni mi mikrofonu mu kapatırsın? Sen şeyi yani anlamıyorsun. Bu tür şey Türkiye'de mesela VAR uygulamasının yanlış olması sebebi ki en başından beri böyle. Şimdi Atilla Karaoğlan FIFA ve tecrübeli bir hakem. Sen tecrübesiz hakemi o çağırdığı zaman otomatik olarak onu baskı altına alıyor zaten. Ya Türkiye'de zaten VAR'ın kıdem yanlışının yani kıdem olarak kullanılması yanlış da burada. Çünkü o hakem onun otomatik olarak üstü zaten. O onun üstü olduğu için adam otomatik olarak kendini ona teslim ediyor belli bir yerden sonra. Ve bu VAR ilk geldiği günden beri bu arada bu şekilde yapılıyor. Yani VAR ilk geldiği günden beri mesela yurt dışında VAR'a o yüzden aktif hakem hiç koymazlar. Yurt dışında VAR'a hep emekli hakemleri koyuyorlar. Ya VAR'ın, şey VAR'ın hakemi VAR hakemi zaten. Orta hakem, orta hakem. Herkes rolünü biliyor yani. Adam kendini evet. VAR olarak geliştiriyor. Ya mesela yan hakemi sen gidip orta hakem yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Çünkü VAR'daki bakış açısıyla, oradaki karar verme mekanizmasıyla sağdaki hakemin karar mekanizması aynı değil. Onun için buradaki deneyim faktörü çok önemli. O adam diyor ki benim sakin kalıp 10 saniyede pozisyonu daha izlemem lazım. Orta hakem aynısı değil. O saniyede görüp çalması lazım. Şimdi bunu iyi idrak edeceğiz. Bak VAR gerçekten bir ülkede futbolu hangi ülkede zarar veriyor desem ben sana diyeyim ki yani kendi gözlemlerimden bahsediyorum. Türkiye'de inanılmaz zarar veriyor futbola. Futbolu abi durduruyor. Operasyonda kullanıyorlar. Evet adamlar sen. Operasyonda kullanıyorlar ya. Tabii. O yani adamlar yurt dışında VAR'ı zaten adilleştirebilmek için kayıtlarını açıklıyorlar. Maç anında canlı görüşmeleri koyuyorlar. İşte yukarıda çok kısa süresini veriyorlar. Ona karışırsın diye, buna karışmazsın diye protokollerin Türkiye'de öyle bir şey değil ki. Türkiye'de VAR hakemleri kafasına göre karar verdi. Bir de VAR hakemlerinde şöyle bir şey var. Canlı yayına da çıkmadığı için, kameraların karşısında çıkmadığı için orta sahaya bir keyifleri de yerinde. Orada asıp biçiyorlar. Yani mesela geçen sene yabancılar geldiğinde VAR'a bu kadar şey olmuyordu. İnsanlar penaltı dese de insanlar bir şekilde için abi yabancı hakem gördü diyordu bunu, anladın mı? Şimdi tabii yani, abi Sivas maçında oldu işte mesela bize. Ama biz isyan etmedik abi. Neden etmedik? Çünkü şeyden dolayı etmedik. Yani hani ulan hakemdir hata da yabancı hata yapmıştır ya, adamın kafada tilki yoktur. Şimdi abi ben en büyük zaten sıkıntı bu, tekrar söyleyeyim yani mevcut hakemlerin VAR hakem olarak kullanılması çok yanlış bir şey abi. Çünkü bu adamlar otomatik olarak kıdem olarak daha üstte oluyorlar. Yani orta hakemden kendisi yaşça ve şeyce büyük olduğu için, tecrübece büyük olduğu için gidiyorlar abi şey yapıyorlar. Orta hakemleri baskı altına alıyor VAR hakemleri. Düşünsene Fırat Aydınus sonra... seni çağıracak, aksini söyleyecek. Aynen öyle ha. İşte, bir de Fırat Aydınus faal hakem olacak. Yani faal hakem olacak. O yüzden mesela bunu geçen sene federasyon bir noktada düzeltmişti. Emekli hakemleri koyuyorlardı oraya. Ondan sonra ondan da vazgeçtiler. Şu an abi faal hakemlerin VAR hakemi olması dünyanın en saçma işlerinden bir tanesi. Dünyada da örneği yok yani bunun. Dünyada hep VAR hakemleri, VAR operatörü. Aslında hayvan gibi, askeriye gibi kıdem var devletçilik. Aynen abi tabii canım, ben o yüzden söylüyorum. Atilla Karaoğlan kardeşim kıdemi mi demi sal git ya. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede zaten operasyon için kullanılıyor diyor ya, doğru şeyi söylüyor. Adamların mantalite, niyeti çok farklı. Yani orada bak. Evet farklı şey. Bu ülkede ben size bir şey söyleyeyim mi? AVAR diye bir şey var. Gol teknolojisi yok anasını sattım ülkesinde ya. Yani biz 10 senede kendi istediğimizi mi aldık? Anlamadım o kısmı. Geçen hatırlıyor musun? Bir gol olmuştu. Bizde o teknoloji yok. O teknoloji de çok pahalı bir teknoloji değil ha. 40-50 bin dolardan bahsediyorsun burada. Yani maçtaki o gol, hatırlıyor musun Bağış? Bize 3 hafta önce. Lan. Yok ama GLT zaten, GLT çoğu yerde yok ya. Onu karşılayacak altyapı çok kolay kolay yapmıyorlar. Yani, abi GL ya goal line teknoloji artık VAR üzerinden bakıyorlar yani bizimkiler en azından, yoksa yok yok hayır İngiltere'de hala şey var. Nasıl abi sağ maçında birkaç tane golü yedikte VAR verdi ya golü. Hayır abi ben sana söyleyeyim, İngiltere goal line teknoloji yoktu, hakem devam ettirdi sonra VAR golü verdi. Hayır ben şeyden bahsediyorum, gerçek teknoloji. Yani goal line teknoloji yok. Tamam zaten onu diyorum işte, GLT gerçekten İngiltere'nin yaptığı gibi hakemin koluna saate şey gelir, uyarı gelir saate. Hakem orada golü verir. O GLT teknolojisi de orada zaten iş yapar. Konuşan var mı? Bizim Bağış konuşuyor ama. Abi o İngiltere'deki sistemi. Çıkıp gireyim ben abi. Yarısında zaten Çinliler gece girer çalar ama. Tabii canım ya, bize Türkiye'de uygulanabilecek bir şey değil o. Yönetim galiba Trabzon'dan ayrıldıktan sonra konuşmayı düşünüyor. Benim tahminim o yani. Orada olur da bir terslik bir şey çıkmasın diye mi bilmiyorum, tam anlamadım. Benim en büyük korkum gene ellerine megafon falan verirler de sıçarlar ağzına. Tabii yok ya, yapmazlar. Yok, şey yapmazlar. Zaten Mourinho gazını aldı şimdi. Yönetimde cilasını çeker bitirir işi.
Ya ben Mourinho kazandı ya. Açıklamayı Mourinho bence hepsinden daha sesli ve gür yapıyor. Yönetimin yapması gereken şey açıklamadan ziyade icraat. Ama şimdi o da ceza yani alabilir bence... biliyor musun Onur? Onu da çok konuşturmaman lazım ya. Alacak zaten muhtemelen bugünden sonra alır. Bu bir de gol sevinci. Tabii şey yaptı ya. Üç maç. Oğlum adama şey Enis'te fuck you falan dedi. Ya der abi. Fuck off dedi sonra küçük bir şeyler yaptı. Orada fuck off küfür değil ha beyler yani. Onu da söyleyelim. Hani bilmiyorlarsa. Yok fuck off ileriye gider misin lütfen? Aynen demek. Hafif yana çekilir misin oyuncu geçiyor oradan falan. Abi Trabzon lobisi. Ya mesela burada bankaya giriyorsun ya. Önündeki adamı diyorsun hani fuck off. Ben yani geçeyim şuradan aynen. Anlamında. Ya da bozuk. Adam da okey diyor geçiyor yani öyle küfür falan. Oğlum değil. Adam fuck dedi diye kaç maç oynatmadı Freddy yani boş verin. Aynen ya abi. O yüzden hani Mourinho ceza verdi de bugün artık. Abi niye Mourinho ceza verdi? Adama dedi ki şey Okan Buruk ne Portekizlisi dedi. Onlardan evet. Çocuğu dedi UEFA salak mı da vermiyor da seni TFF'den veriyor buna. Abi konuşmasından vermeyecek cezayı. Neden verecek? Çıkarken soyunma odasına girerken el kol hareket yaptı ya tribünlere oradan verecek. Abi orada selamladı ya. Tamam abi bir 10.000 TL versin Erkan selamladı. Abiyle biz yarı yarı orada öderiz ya. Orada selamladı Trabzonları ya. Ya normalde 117.000 lira cezası var şimdi bu işin düşündüğün zaman. 117.000 lira cezası var. 117.000 lira vermesi lazım ama şey yapmazlar. Hocaya koymaz ya ödesin. Yok Mourinho'ya o aynen Mourinho'ya direkt ya bir, şey yaparlar. 3 maç verirler. Takkimi yerine bir maça indirirler. Okan Buruk'a hiçbir şey vermediler işte bir. Ya bir şey. O Okan Buruk. Okan Buruk'a bir de özür dileyeceklerdi o. Utanmasalar. Okan Buruk abicim o Okan Buruk. Bu Mourinho. Hasan burada yani, mısın? Sana bir şey sormam lazım. Bir de Erkan şöyle şey, Okan Buruk'a ceza vermenle Mourinho'ya ceza vermen aynı şey mi? Düşünsene. Hasan'ın Mourinho'nun o ikonik gol sevinci az bir Alpen'i yaklaştırmıştır ya. Şimdi de oraya doğru bak. Futbol adamısın. Zaten ben bugün yakınlaştık ya hocayla. Şey biliyorum ama. Diyorsun. O hani dizinle kayıp Hasan düştü ya. Onu Hasan geçen daha önce de yapmıştı. Hasan konuşuyor mu? Konuşuyor abi. Konuşuyor mu abi duymuyor mu? Çık gir yat diyor. Hasan, yok yok konuşması bitsin. Sonra konuşması bitsin. Ha. Kesin oyuna çağıracak. Vallahi bir şey yapıyorsanız çıkın gidin hemen. Nerede konuşuyorsanız konuşun oyunu oynayacaksınız. Ya hocam çok ya. Büyük ya. Kaybetmeyimizde buradayız. İster oynuyorsanız ister kahve içer Erkan ne alakası var? Ya oyun oynuyorsanız tamam çıkın oyununuzu oynayın onu söyleyeyim. Ya bir şey mi söyledim abi? Ya ne oluyor oyun oynayınca ne oluyor sana ne oluyor? Tamam abi git oyununu oyna diyorum bir şey demedim ki sana zaten. Ya, sana ne ister oyun oynarım ister yemek yerim yani ne alaka yani? Tamam abi git oyununu oyna diyorum sana zaten. Ya, ne demek gider oyun neyse, oynayan? Neyse konuşmak isteyen birisi işte. Var mı? Söz alsın. Abi ben gireyim mi ya? Gir hoş geldin canım. Hoş buldum nasılsınız demiyorum çünkü harikasınız bugün. Abi ya Allah çarpsın ben yıllar sonra ilk defa son dakikada bu kadar bağırdım ya. Yemin ederim evi var ya inlettim sesim kısıldı alerjim tuttu burada öyle triplere girdim. Ya muhteşemdi ya yani biraz sizi çok dinledim geriye sarıyor gibi olacağım kusura bakmayın ama bu içimdekini de buradan dile getirmek istiyorum. Ya takım inanılmaz bir karakter koydu ya hakikaten yani muazzamdı ya o Amrabat. Allah çarpsın sanki 20 yıldır Fenerbahçe'de top oynuyor. Nasıl bir azim, nasıl bir mücadele, böyle bir hırs, şevk. Yani takımı da o orada yediği sarı kart, okey sarı kart değil karar yanlış ama verdiği tepkiyle takımı ateşledi falan böyle. Yani inanılmazdı. Tadiç'in attığı pas. Hani savunmadan bahsetmiyorum. Savunmamız çok kötüydü ama hani genel anlamda ben hataları çok konuşmayacağım. Çünkü abi inanılmaz bir karakter koyduk ya. Hatta az önce bir kilo hamsi siparişi verdim. Birazdan gelir sipariş. Karnım da acıktı. Yani o kadar keyif aldım ki abi anlatamam ya yıllar sonra. Yani ama burada tabii gene konuşmamız gereken bir noktada şey. Maalesef yönetim ve hakemleri de konuşmadan geçemeyeceğim. Önce takımla ilgili şu sevincimi bir aktarayım dedim abi. Ondan sonra şimdi hakemlere de zaten siz yeterince de girdiniz. Yani bu lige baktığımda. Pardon bir dakika Mourinho'yu geçmeyeyim. Şimdi Mourinho'da harbiden yani ben demişti ya işte it's my skin demişti hatırlıyorsunuz değil mi forma için falan. Harbiden de bu adam bunu yaşıyor yani şu an bunu bu maçta da verdi sonuna kadar da çabalayacak yani bu belli. Hataları olur iyi top oynatır oynatmaz bu ayrı bir konu ama ben bugün bir karar aldım abi. Yani senenin sonuna kadar. Gerçekten bu takımı kötü de oynasa, iyi de oynasa sonuna kadar destekleyeceğim. Gittiği yere kadar gitsin abi. Sonuçta biz bu adamla bu
bu sezonu kapatacağız. Çünkü abi Fenerbahçe ile uğraşan bir takım değil, iki takım değil. Bütün ligi uğraşıyor. Lig bitmiyor, hakemler uğraşıyor, yapı uğraşıyor. Biz kendi içimizde kendimizi yersek abi zaten başarılı olma ihtimalimiz %1 bile bileyse bile onu da kaybedeceğiz abi. O yüzden ben bugün tekrardan gördüm ki tekrar biz dipdiri durmamız gerekiyor. Çaka gibi olmamız gerekiyor. Bunu fark ettim. Valla çok çok mutluyum abi. Çok güzel bir gün benim için. Uykum kaçtı ama mutluluktan uykum kaçtı öyle söyleyeyim yani. O yüzden hepinizin ağzına yüreğine sağlık. Benim biraz alerjim var bugün. İyi değilim. Niye alerjim var senin bu? Valla abi toz oluyor. Böyle evde zaten sağ olsun biraz toz tutuyor. İşten geldim 2 saattir alerji. Yarım saat gidiyor, yarım saat geliyor. Hamsiye alerjim yok abi. Şimdi hamsi yiyeceğim. Öyle bir yiyeceğim ki yani anlatamam. Hani acayip mutluyum ya. Hepinizin yüreğine sağlık abi. İnşallah daha iyi olacak ama tabii bu hakemlerle, bu yapıyla yani yönetimin susmaması lazım. Konuşup yıkması gerekiyor. Bir tane Varda oğlan vardı çünkü. O oğlan da bir daha bizim maçlarımıza gelmemesi gerekiyor. Düdüğünü de astırmaları gerekiyor ama ya bilmiyorum. Ya şampiyon olamayız düşüncesi sadece bu lanetlerin yüzünden var abi. Yoksa başka bir şey değil biliyor musun? Yani sadece bu lanetlerin yüzünden. Ben biraz dinliyorum abi. Yo ağzına sağlık ya. Bizim yönetim ya bence sonra açıklama yapar bir arkadaşlar sormuşlar da. Bence de yaparlar ya. Terk ettikten sonra yaparlar herhalde büyük bir ihtimalle. Gereksiz kasmaz. Ama ben şey... açıklamalardan bıktım ya. Bak kazandık rahatladım da hala benim o yani sinirliyken biraz şey konuştu ama gerçekten hala abi icraat lazım. Bak konuşmak. Abi işe yaramıyor abi, çıkacaklar. Yine bunu yaptık şunu ya. Yaptık. Konuşmak ya şunu yaptık. Abi. Şey abi şunu yaptık bunu yaptık. Yok işte yapı gidiyor falan filan. Abi her şey adamlar bitiyor dedikten sonra 10 kat daha beter oluyor. Daha ne olur diyoruz. Bak yemin ederim daha ne olur diyoruz. Daha beteri oluyor herhalde. Bundan bir tık üstü top herhalde ne bileyim out'a falan çıkacak. Hakem gol verecek. Yani başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü penaltılar, kırmızı kartlar, es geçilen olmayan penaltıları vermek. Ya daha ne olabilir bir futbol maçında? Bir tane bile. Bir tek maçta oldu bunların hepsi ya. Ve hala çaktık bu arada. Evet. Erkan abi bu arada sahne bizim. Niye? Kaybettiğimizde linç ediliyoruz. Hocamızı biraz yani... Ya tabii sıklayacaksın hocam. Doğru işleri yapınca söyleyeceksin kardeşim. Bugün Livakovic'i bile mesela unuttum. Oyunun... Abi Liva müthiş bir tane çıkarttı ilk yarıda abi ya. Abi geçen sene bu kadar... Ters ayak yakalandı ama çıkarttı. Linçlenen bir oyuncunun bu seneki performansı yani inanılmaz bir şey. Siyah ve beyaz kadar. Aynen. Allah nazardan saklasın. İyi oynuyor. Abi hoca gerçekten çok sahiplenmiyor mu ya? Bu hareketleri bu eski gençlik yıllarındaki gibi koşması sevmesi. Ama bu maç sadece yani bir son 1-2 maçtır o gazı görüyoruz ya. Ben ona çok eliyim. Ben biliyorsunuz herhalde. United maçında da vardı Onur abi. İçinde en çok isteyen bendim gelmesini yani muhtemelen. Neferiz yani hocanın her zaman ama ben Lille maçından sonra bir de belki United maçı onun hikaye maçıydı zaten. Göremiyorduk yani bu hırsını, bu motivasyonunu. Bugün bu maçta onu görmek çok mutlu etti. Yani demin de onu konuştum maçtan sonra. Lig maçında da turun gideceğini anlayınca 3 santrafor soktu, top tüfek ne var ne yok sağda solda bağırıyordu millete. Hucum diye. Bugün de daha ikinci penaltı atılmamıştı. Yani ikinci penaltı atılmadı işte. 2-1 olacak maç. Adamlar penaltı bitmeden bütün hucumcuları yanına çağırdı. Cekos'unu, İrfan'ını hepsini yanına topladı. Kostiç'i. Penaltının peşine hemen pat değişiklikleri yaptı. Direkt takımı hücum takımına döndürdü ve kenarda izlediğim zaman da sürekli takıma ileri çıkmalarını, yani gol bulmalı. Yani hocam buraya zaten 3 puanı kafaya koyup gelmiş. Yani kendi aralarında konuştuklarında ya buradan 3 puan alınmazsa bu ligin burada biteceğini söylemişler hocaya ki ona göre bir çıktı sahaya. O çok hoşuma gitti. Hareketli ya tavırları istek bekliyorum. De vardı Onur abi değil mi? Şeyi de gördüm ya. O ya motivasyonu geldi. Fena kaybetti. Abi şeyi inanmıyor bir kere. Hem açıklaması bunu anlıyoruz. Yani bu adamlar çok üst düzey futbol iklimlerinden geliyorlar. Bu yani bu Mourinho'nun bu operasyonu Fenerbahçe 3 kere yapsın. Hani Mourinho 3'üncüden sonra sikerim böyle işler. Bırakır yani. Nereye kadar bunu şey yapacaksın? Bu mücadelenin içinde tutacaksın. Mesela Jesus böyle olmamıştı. Yani bu çünkü yaşanan şeyler çok düzgün şeyler değil ve üst üste olması adamın bir yerden sonra da motivasyonunu kırıyor. Tabii bunu işte nasıl motive ediyor? Yerli hocaların, yabancı hocaların en büyük farkı bu.
Yerli hocalar bunu çok iyi bildiği için ona göre hazırlıyorlar. Yabancı hocalar öyle abi, değil. Bu adam da ilk defa deneyim yaşıyor biliyor musun? Hani futbolcuya bu tabii ki. Futbolcu tabii bunu ki anlatıyordur biliyor musun? Geçen bu seneki hakemleri falan. Hani yöneticiler yani, anlatıyordur, oyuncular da anlatıyordur. Mourinho bile ne şaşkınlıkla. Hani bilmiyorum bugün. Dedi ya zaten abi adam diye. Bana az söylemişler. Bunun yarısını söylemiş. Ya bence o Mourinho'nun şeyi de bu arada. Ama hayır abicim birebir. Hayır abi. Orada yönetime çakmıyor gerçekten. Hayır çakıyor ya. Hayır canım yönetime çakıyor. Hayır yönetime çakmıyor canım. Şöyle yok şey Erkan abi orada ne yapıyor? Lan Mourinho. Söyle tamam buyur. Ya kardeşim sen birebir yaşamadığını başkasından duyduğun zaman aynı şey değil. Sen birebir yaşadığın zaman çıldırdığın anlar sana söylenip ah diye be öyle dediğin an aynı şey mi? Adam birebir yaşıyor sahada onu. Kafayı yiyor adam yani. Hayır. Hani yönetime de yönetime çakma sebebi o öyle eleştiriden dolayı değil ya. Siz doğru düzgün anlatamamışsınız ya. Bu farklı bir seviyeymiş diyor. Ya işte ben onu şey diye algılıyorum. Ben abartmak için öyle dediğini düşünüyorum. Evet evet yani yoksa anlatıldığı kadar var demeye çalışıyor ama işte o hocanın açıklamaları genel olarak böyle. Bir tane geçen de işte hakemi tebrik etti ya herhalde gözünün arkasında kafasının arkasında gözü var işte touch off oynanırken benim hareketlerimi görüp bana kırmızı verdi falan. Adamın yani genel olarak böyle enteresan açıklamaları olduğu için ben onu Mourinho'nun algı taktiği olarak şey yapıyorum yani. Ben de şey değil. Ben de yönetime laf etmek için değil şey diye düşünüyorum ben de onu hani. Yani ya gazetelere daha büyük bir manşet çıksın Bahş abi. Yani manşeti söylüyor yani adam. Bu arada manşeti söylüyor buraya düştü bile burada. Bir tane sitede gördüm bile. Ya zaten İngiltere'de galiba adamın her söylediği burada manşet oluyor herhalde ya. Abi, olur da bir yerde ya de artık her gün aynı şeyi söylersen bir anlamı kalmaz. Söylüyor işte TNT'ye çıkıyor söylüyor. Oraya çıkıyor söylüyor. Söylüyor zaten adam. Yani kariyeri boyunca hep aynı şeyi söyledi aslında. Tabii canım. Guardiola falan dalga geçiyor ya kendisi. Ya tamam İngiltere Ligi'nde milletler ya oturup her gün hakem konuşacak halin yok ama Türkiye Ligi çok farklı işte onu söylüyorsun. Ama her gün de senin aynısını konuşamazsın yani. Ya işte o da her gün lafı değiştirip konuşuyor. Acaba televizyonları çaptı üst üste olsun aman akım memleketin hükümeteli koyar futbol diye. Koyar ya bu kadarına koyar abi. Çünkü niye biliyor musun der ki burada bu bahis şikesi falan bile olabilir. Çünkü inanılmaz hatalar var. Orada yılda bir kere oluyor. Abi orada yılda bir kere oluyor. İşte Liverpool'un offside pozisyonu vardı. Yılda bir kere oluyor. Bütün sezon onu konuşuyorlar. Onun üzerine plan yapılıyor. Lan biz de burada her hafta yaşamıyor bunlar. Abi sen bugün şampiyonluğa giderken bir planlaman ne biliyor musun? TFF ile mi vereceğim mücadele ya? Böyle bir ülke var mı hiç? Yani takım şampiyonluğa giderken TFF ile nasıl mücadele vereceğiz? Onu bilene planlaman lazım. Bu arada ben hakem hatası konusunda İngiltere'nin de çok masum olduğunu düşünüyorum. Ama adamlar gerçi hata yapıyorlar. Oğlum o abi zaten mevzu ona ibaret. Hata olduğunu kabul edersen bütün futbol otoriteleri düzeltmek için şey yapabiliriz. Futbolun içinde hatanın da yani hakemin hatasının da futbolun içinde olduğunu kabul eder. Bu art niyet abi. Bu art niyet. Bizdeki art niyet ama bizdeki başka bir şey. Bizdeki de art niyet ya. Bizde şey gibi değil. Bizde hata yok yani. Bizde ya zaten oradakinin hata olduğunu nereden anlıyorsun? Öbür gün gitsin Liverpool bir tane kara borsa çetesi kursun abi. Ondan sonra gitsin sırtına bir tane Sixo Curaçao lisanslı illegal kumar sitesi reklamı yazdırsın. Onları federasyonda baksın böyle. O zaman anlarsın onda art niyet olduğunu zaten. Oradan biliyorsun hata olduğunu. Tabii canım onlarda şey. Onlarda bedeli de ödedin. Abi orada hata bilene şöyle yapılmıyor yani. Tek taraflı takımın üstüne yapılmıyor. Yani sezonun bir ortalaması olsa %50 aleyhine, %50 lehine hatadır yani. Genellemede. Tamam. Burada öyle bir şey değil ki. Tek taraflı ya. Tek taraflı. Ya bize benzeyen Avrupa Ligi şey. İtalya Ligi. İtalya Ligi o konuda bizle aynı. Hatta şeye girin bakın dediğin gibi size hata kelime vereyim yani. Rigore kelimesini araştırın Twitter'da. Inter ile Milanlılar sürekli kavga ediyor. Şey diye. İşte Inter'e bunda penaltı çalınmıştı. Milan'a çalınmadı falan filan diye sürekli kavga ediyorlar onlarla. Onlarınki bize benziyor. Neyse galiba işte onları falan boş geçti. Adamlar fikstürüne varasa kadar ayarlıyorlar. Yani hakemi mi orada manipüle etmeyecekler, kontrol etmeyecekler? Ya manipüle değil ki zaten. En basitini söyleyelim kardeşim. Fenerbahçe geçen seneye gidin bakın. Mesela Fenerbahçe maçı iyi yöneten hakemler oluyordu ara ara. Adamlara 3-4 hafta verilmiyordu. Bunlardan bir tanesi de yan hakemdi. Hatırlıyor musunuz? Penaltı vermişti bir pozisyonda. Adam kendi ağzıyla çıkıp söylüyor. Birebir içeriden adam dedi ki kardeşim ben doğru penaltı kararı verdim diye cezalandırıldım. Böyle bir şey yok ki. Adamı şeye itiyorsun sen yani. Doğru ya da yanlış önemli değil. Fenerbahçe'nin lehine karar vermedi o zaten ya.
Ali Koç'a çıkıp o nasıl şey diyor ya. Ne o yok mu şu ülkede bir tane dürüst insan ya diyor. İnsanlar işte bunluyor ya. Yok ya ben şey Erdem abi gibi düşünüyorum artık bu saatten sonra iyi niyet çat bu o da geçti öbürsü de geçti yani artık siz beceremiyorsunuz bu işi. Ya uzak durmanız lazım artık ya bunlardan. Ama şunu da yapmayın be kardeşim bu adamlar iyi niyetli ben sunumlarını gördüm doğru işlere iş... yok abi öyle bir şey yok yaptı bitirdi ondan sonra konuş. Bir en basitinden diyorum ya doğru bir iş yapmasını mı istiyorsun sen? En basitinden diyoruz temelinden yabancı hakemi getir zaten belki problemin %50'sini çözeceksin. Sen yani onu yapmadan başka işlere giriyorsun. Yok abi ben gelirini nasıl artacağım? Ama zaten gelirinin artmama nedeni oyunun top süresi. 108 dakika mı? 110 dakika oynanmış oyunda 40 dakika oyunda kalmış top zaten. Ya böyle abi bir zaten abi bir şey diyeceğim Erkan sana ben bir şey söylesem. Mesela sen bir tane ürün pazarlatsam sana. Sen parayı nereden almak istiyorsun? Ürünü pazarlamaktan mı almak istiyorsun? Yan ürünlerden mi almak istiyorsun? Acun Hoca birazdan açıklamalarda bulunacak. Türkiye için 40 dakika iyi ben sana söyleyeyim. Türkiye için iyi 40 dakika. Birazdan Acun Hoca bugünkü maçın ne tempoluydu ben sana söyleyeyim. Bugünkü maçı bu arada bugün maçın ilk yarısı çok iyiydi bu arada. Ben ilk yarıda hakem hakikaten nefisi de. Hakem de değil yani 40 dakika iyi Türkiye ile gideceğiz. Zaten Türkiye'de 30 dakika falan kalıyor top oyunda. 30-35 ortalama. Dünyada zaten 45-50 benim bildiğim. Yani 45-50 gitti. İngiltere Ligi'ne oyun ne yapıyor şey ya? İngiltere Ligi'nde 57 dakika rekor 57 galiba. İyiymiş abi 57'siymiş. Tabii Bundesliga'da 61 dakikayı buluyor ya. Maşallah. Ama hayır orada şöyle bir şey yok ama oyun her 2 dakikada bir durmuyor yani öyle. 2 dakika bak bizde oyun şöyle. Tabii 2 canım. Dakikada 20 saniye 30 saniye duruyor. Adam. Bir de o var tabii bir de o var. Ama takip edemiyorsun ha. Durarak 40 dakika yani. Onlar da durmadan 60 dakika. Şey diyebiliyorum. Türkiye'de 43 dakika olduğunda Abdullah Avcı yerinden oynamıştı. Niye bu kadar kötü diye. Bugün 112 dakikada 40 dakika çok büyük bir rezalet. Abi rezalet ama bak bunu. Tabii. Ya, bunun örneği ne biliyor musun? Türkiye liginde. Oyuncu yerden kalkmıyor. Ya bak gelelim hep beraber gözlemlerimizden bahsedelim. Siz oyun içerisinde ben soru olarak sorayım size bunu. Sizce bugün izlediğiniz maçta oyun neden bu kadar uzun durdu? Bir, VAR. Bak her iki VAR pozisyonuna bakın. İki penaltı pozisyonuna. Ortalama 10 dakika durdu oyun ya. Tabii canım. Öyle durdu abi. Skor 2-2 olduktan sonra skor 2-1 iken, 2-2 iken gidin bakın Trabzon'un oyuncuları. Kaç dakika yerde kalıyorlar. Herhangi bir mücadele kendilerini yere bırakıyorlar. Artık hakemlerin bunlara ceza vermesi lazım en basitten. Kendinizi yere attınız diye. Eğer sen faul olarak görmüyorsan, kalk hareketi yapıyorsan, ben gördüm diyorsan orada git cezalandır. Bir daha atmasın adam kendini yere. Adam zıplırtar pozisyonu. Erkan abi. Aha Hamsim geldi be. Hangi hakemler abi şey verecek? O kararı verecek. Hayır bunu... Bugünkü hakem de bu arada bir defa Erkan senin dediğini yaptı bu arada. Adam Trabzon'u hatırlıyor musun? Kendini yere attı direkt kalk dedi. Orada mesela ben bir defa şaşırdım. Normalde çalmasını falan beklerdim. Kalk dedi direkt. Hiç müdahale ettirmedi. Şeyden sonra. 2-2'den sonra. Bayağı bir defa attı. Değil mi o yerde hatta? Evet aynen. Şaşırdım hatta yani nasıl oynattı falan diye. Yani ben etki altında daha fazla kalmasını bekliyordum. Yani direkt oyunu kaybetmesini bekliyordum. Orada en azından iş yaptı. Ya. Vallahi başım ağrı girdi ya. Of. After şokunu yaşıyorum şu an galiba. Hala geçmedi değil mi? Yok. Acun nereye çıkacakmış bu arada? Taşacak gibi oldu. Yok artmadı da ben sırf şu maç özelinde çok şeydim abi. Ya eğer sağ içine bakarsak bu arada ben Fenerbahçe'nin oyununu yine beğenmedim zaten sağ içinde de sağ içi konuşmuyoruz ya şu anda. Yani Fenerbahçe bu oyunla... Oyunlar bayağı karakterli ama ya. Öyle geçen sene de böyle zaten. Geçen seneki moda evrilme maçı bu maçtı abi. O diyorduk ya kenetlenme vardı, şey vardı işte oyuncular şey olmuştu. Aynı muhabbet yani. Şu saatten sonra aynen böyle devam eder. Çok abi bir kere de Trabzon'dan sonra dağılmayalım ya. Bir kere toparlanalım. Hey ya bir kere toparlanalım. Geçen sene toparlanmıştık. O hakem rezaletinden sonra. Halil Umut Meler sağ olsun. Yine aynı mevzu yani. Oyuncularda ekstra bir çaba, efor ve inanç olur bu saatten sonra. Ha, ben yine de ümitli değilim. Çünkü dediğim gibi Erkan da katıldı. Bu maçta şunu yapan öbür maçta zaten başka bir şey yapar yani her türlü ama bu maç özelinde en azından yani o son dakika gelsin gol diye ben çok istedim yani. Hani şampiyonlukla falan bir alakası yok yani. Hak ediyorsun çünkü yani anladın mı?
O yüzden ben o konuda şeyim, tatmin oldum en azından yani, beter olsunlar. O VAR'daki o ya çok ah ya, ben Alman vatandaşlığını seneye inşallah alacağım abi. O zaman ne olacak Türkiye'deki hakemler iyi mi olacak sen Avrupa Almanya vatandaşı? Hayır hayır ya ben şu an yok isim küfredeceğim diyor. Evet ben şimdi isim küfredeceğim diyor. Hala Türk vatandaşım var, hala rahat rahat. Ben Alman vatandaşlığını alayım, ondan sonra dava açarsınız bana anasını şey yaptıklarım. Ondan sonra bakarız nasıl oluyormuş. İstediğin gibi yap ya, ondan sonra o zaman gidip kapısına çevirin. Çift vatandaş demişti ya. Vatandaşım bırakıyor musun? Türkiye? Yok çift vatandaş olmayacağım, çıkacağım. Onlar yok, tek vatandaşlık oluyor. O zaman tamam, istediğin kadar edebilirsin. Ya, bugün aynen gelsin almaya da açsın bana. Ya Almanya tamam abicim. Bana küfür etti. Tamam. Şeyi söyleyecektim ben. Bu bizim Onur İlker dedi ya, bugün bunlar dava başına para alıyorlarmış diye. Yani şimdi şunun matematiğini yapsan şu maçtan dolayı. Galiba bu orta hakem mi artık? Neydi o herifin ismi? Göte olanı vardı ya. O zengin olur biliyor musun? Karın. Sırf sosyal medyada zengin olur. Zaten açıyordur. Açıyordur. Zaten açıyordur. Ama benim bildiğim bir kural var. Yani Bağış daha iyi bilir. Haksız zenginleşme diye bir şey var. Belirli bir tazminat üstünde kazanamıyor. Tabii. Ama birleştirmiyorlar ki ulaş onları. Yani herkese 10 bin lira olabilir yani. Avukatlı şirketlere bakıyor. Şirket baktığı için belki 10 tane avukat ayrı veriyor adam. Bilmiyoruz ki onu nasıl yaptıkları. Vermiyormuş ya, tek şirketmiş işte. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi zaten adam parasının peşini alıyormuş. Mustafa Çocuk diyor ki paralarını peşin alıyor kendiler zaten dedim. 5 milyona davaların isim haklarını satıyorlar adamlar. Adam bunu anlattı dün yayında. 5 milyon, evet. 3 milyon, 3 milyon. Zaten hakem parasını almış cebine koymuş. Ha, atıyorum sen daha fazla hata yaparsan bu 5 olmaz da bir dahakine 8 olur, 10 olur. Anlatabiliyor şey mi? De oluyor bu arada. Adam onu anlattı. Zaten uzlaşmadan alıyorlar zaten. Oradan alıyor. Karşı tarafa alıyor. Çocuğu da arıyorlar zaten. Diyorlar ki bak böyle böyle iş buraya gidecek. Örnek veriyorum 20 lira ver. Kapatalım biz bu, geri çekelim şeyimizi. Ay evet, uzlaşmadan abi. Para kopu. Ya benim kendi avukatım da işte anlattı. Onun bir avukat arkadaşı stajını bir tane siyasetçinin yanında yapmış. Adam resmen şey avukatı olarak işe alınmış, stajyer olarak. Hakaret davası avukatı. Ya, görevi oturuyor bilgisayar başında. Sosyal medyada arıyor işte kim sövmüş o siyasetçiye. Bütün bu işte ismin açıksa, orada fotoğrafın varsa hepsini veriyor savcılığa. Uzlaşmadan işte o zamanlar 10 bin 15 bin liraydı. Şimdi 20 bin liraları buldu. Onlara dava. Abi ya inanılmaz bir ülke. Yani normal bir ülke olsa zaten, hükümet devlet olsa, bunu yapan adama ceza kesersin. Sen dersin ki dalga mı geçiyorsun? Her hafta 20 tane dava açıyorsun. Neymiş? Biri aptal demiş, biri salak demiş, biri... Tabii abi şey düşünsün abi. Bak şimdi ya abi 10 bin lira olsa tamam mı? Maç başına 50 tane davadan haklı çıksan paraya baksana sen ya, ne para. Acun konuşuyormuş bu arada. Konuşacaktı. Konuşmaya başladı mı bilmiyorum ki. Şimdi tweet girmiş işte Fenerbahçe. Yani konuşuyor diye. Can neredesin, Can gel. Gel konuş. Abi canlıysa ses mi versek yayını? Yok abi bizim ya, ne sesi bırak abi. Altı üstü Acun bir şey söyleyecek. Aynı şeyi tekrar edecek. Sen de çok inançlısın İlker ya. Niye ses? Ne konuşacak diyor. Abi inançlı olmadığımı söylemiştim zaten. Maç tamam niye yani. Dinliyorsun ki, çok mu şey yapacak yani? Ne diyecek? Yok Cemil. Zaten bence orada açıklama falan çok boş işler ya. Açıklamacı tarafta. Ben konuşmak değil abi. Ben de diyorum ki artık ne yapacaksın onu göster söyle yani. Eylem tabii canım. Eylem ya. Eylemsiz ama. Acun'un yapmış. Ben bu arada var ya, Acun'un konuşmasını istemiyorum. Acun ne yapmalı biliyor musun? Arka planda zaten bu işleri çevirebilecek bir karakteri var. Sen git işin arka planına bak. Sen diyorsunuz ya, tabii burada canım. Bize böyle pazarladılar ya işte ne bileyim Tayyip Erdoğan'ın üvey oğlu falan dediniz. Bir sürü isimlendirdiniz. İşte Türkiye'nin en büyük şovmeni mi dediniz? Bir şey abi dediniz. Dakika bir gol bir ya. Bu adam diyor ki Trabzon'un bize göre haklı olan golü diyor Acun ya. Abi vallahi Allah kahretsin. Dakika bir gol be. Lehimize ve aleyhimize çok büyük hatalar yapıldı demiş. Yani kendi kalesine gol atmış adam ya kafadan. Ya diyor ki. Bu abi Trabzon'un golü verilmedi diyor. Trabzon'un haklı olan golü verilmedi diyor ya. Senin yönetici ya, yapmadan dinlediğim. Ya bu yok abi. Allah kahretsin seni ya. Ya bu Trabzon haklarını savunmak için. Allah kahretsin seni ya. Hayır bir de işin komik yanı. Hani gerçekten bak gerçekten dediği şey doğru olsa. Hani gerçekten Trabzon'un golü hani gol olsa. Bunu söylese ben yine kızacağım. Çünkü diyeceğim ki senin daha büyük hakkın gelmiş. Olsun sana ya. Senin ona odaklanman lazım. Ulan sen futboldan da mı anlamıyorsun oğlum sen? Yok yani? Abi bunlar aşırı iyi niyetli. Hak istemiyoruz, adalet istiyoruz diyor. Sen, ya, iyi niyet falan değil abi. Bunlar çok iyi niyetli abi bizim ya. Ya Trabzon yöneticisi söyler bunu ya. Bunu açıksan Trabzon yöneticisi konuşur böyle. O bile namussuzlar dedi ya. O bile namussuzlar dediler. En kötü ismi kullandın. Sen hala çıkmışsın adamların...
Haklı yenildi diyorsun ya. Kafayı mı yedin abicim ya? Bak bunun eşdeğer versiyonu ne biliyor musun? Biz geçen sene Galatasaray'ı yendik ya kendisi. Hmm. Biz orada Dursun Özbek çıkıp şey diyor. Yani biz memnun değiliz bu performanstan ama şimdi doğruyu söylemek lazım. Ciku'nun kırmızı kartı doğru değildi. Fenerbahçe 11 kişi oynamalıydı. Böyle bir şey söyler mi abi Erden Timur? Yani şimdi Trabzonspor'un golü verilme demesi sıkıntı yani. Onu ona sıçtı abi bitti. Ona öyle şey inanıyorsa diyor, bile dememesi gerekiyor. Futbolda birlik olacağız diyor. Ben senin niye arkandan birlik olayım şimdi? Dememesi. Tabii canım şöyle bir aşamaksın. Niye birlik olayım abi? Sen başlamanı yaptın. Ben senin arkandan niye birlik olayım? Öyle diyor ya şimdi. Birlik olmamız lazım diyor. Ya güya iletişimci bu abi, adam bir daha abi. Çok güzel bir cümle söyledi bak Ulaş abi, dedi ki inanıyorsa bile şu an şu konjektörde onu söylememesi gerekiyor abi. Her doğru her yerde söylenmez. Yani doğru doğru derken kendi doğrundan bahsediyorum. Her cümleyi her yerde kuramazsın yani. No. Ya da şey de Trabzonspor'un kendine göre de yani golü kendine göre haklı de mesela. Temiz de Trabzonspor'a göre. Ya adamlar isteseler seni bir kaşık suda boğacak takımı sen çıkıyorsun hala adamın golünü verelim mi diyorsun ya. O ki orada oturduk hepimiz beraber demedik mi faul var o pozisyonda ya? Hep beraber dedik burada o pozisyonda faul var diye. Taraftarın yüzünü de yere eğiyor ya. Bir açısı çıktı da hemen telif atmış o. O da söylemiyorum tabii şu an. Telif atmış şey de yukarıdan bakınca bayağı tutup çekerek ittiriyor. Bak yandan bakınca ben de böyle biraz dedim hani çok bir şey yokmuş gibi hani çekiyor bırakıyor falan. Yukarıdan bakınca bildiğin faul yani. Abi diyor ki federasyona güveniyoruz diyor Acun ya. Çıldıracağım. Evet. Vallahi çıldıracağım abi. Tansiyonun çıktı ya. Federasyona güveniyoruz diyor. Onların alacakları kararları bekliyoruz şimdi diyor. Vallahi çıldıracağım ya. Yok abi bak artık şey. Abi benim anladığım şey şu. Acun bunu demiş ya. Adam diyor ki federasyona güveniyoruz. Onların alacakları kararları bekliyoruz. Onların iyi niyetine güveniyoruz diyor ya. Çıldıracağım ya. Böyle bir adam yok ya. Ya Acun'u konuşturtmasınlar ya. Ben söylüyorum. Vallahi diyorum ya. Ya ben ama bir şey söyleyeyim. Acun da kendi fikirlerini söylemiyor Erkan. Abi sen oraya Acun'un söylediği yok. Acun'un söylediği fikirler de Ali Koç'un fikirleri. Ya. Ama bir dakika ama Ulaş şöyle bir tutarsızlık var. Trabzonspor bravo diye tweet atınca yani dalga geçince yani bizle bizimkiler de hemen mesela maç sonunda bravo takım diye tweet attılar yani. Hani bizimkiler zaten o Trabzonspor'un golünün haksız olduğunu biliyorlardı yani. Hatta Trabzon'a dalga geçmişsin. Biz bugün tweet attık yani. Niye Acun aynı şeyi söylüyor ki? Acun farklı bir şey söylüyor ki Acun. Abi Acun, şu basın açıklamasına hani Mourinho bir de açıkça daha iyi konusunda demiyorum. Ben yani. Federasyona güveniyoruz diyor ya. O kişisel fikri değil onu diyorum. Ya bak ben sen. Ha tabii canım kişisel bak fikri senin değil. Hocan o kadar bak bu ülkeye o kadar yabancı olmasına rağmen o kadar güzel o çıktı kadar ki maç sonu. Ya özü şu klavye gözünün yağını yiyeyim bitirdin beni bro. Size atmak için uğraşıyordum da. Bilmiyorum bir şey değil. Acayip geliyor da onun için. Diyorum ki bak şu Mourinho var ya şu Mourinho. Ya hiç mi onu dinlemedin sen şu konuşmayı yaparken ya? Hiç mi Mourinho'nun maçtan sonraki konuşmalarını dinlemiş? Şimdi sen o hocanın ya bakma sana da haksızlık yapıldı ama sen de çok ciddi mücadele veriyorsun hakemlere ama senin rakibin Trabzon'da bugün yenildi. Hakkını yenildi onların diyorsun. Onların da hakkı yeni deniyor. Ya Allah'ım çıldıracağım. Keşke Mourinho çıksaydı ya. Trabzonspor da beğenmedi de mesela yönetim. Onlar da kendine göre. Abi bana ne Trabzon'dan ya? Sen kendi şeyine bak. Yok öyle bir şey. Bana ne abi? Çok numurumda Trabzonspor'un golünün verilip verilmedi. Ki faul zaten. Sen de ki faul. Biz Tepacı'dan gördük. O da fauldü. Orada temiz iptal oldu dersin. Dönersin iki penaltı vardan dönmez dersin. Böyle bir şey görmedik biz falan filan dersin. Ben vallahi yemin ediyorum Acun'u bilmesen dersin ki bordo mavili Trabzonspor yöneticisi zannedersin ya. Lehimize ve aleyhimize çok büyük hatalar yapıldı. Lehimize ne amına koyayım aleyhimize ne ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Trabzonspor'un golü verilmedi ama Trabzonspor'un golü verilmedi diye de ikinci yarı bize operasyon çektiler diyor ya. O zaman kırmızı kartına söylemen o sayıya yapılan. Madem aklında o vardı onu niye söylemiyorsun? Of vallahi billahi yemin ediyorum. Yani bu yılın en büyük hayal kırıklığı ya. Bir de diyorlar Ali Koç'tan sonra Acun gelsin bu kulübün başına diyorlardı millet. Doğru. Bağışlıyordu yani bağışlıyordu. Bana göre kırmızı değildi ama. Yok Acun gelecek zannediyorum. O sahi sahaya İlk yarıdaki penaltılar bence şey ya. Ya ilk penaltının hiçbir alakası yok. Çağırmamalı ya. Yani. Var zaten çağıraması işin komik. Varlık yani. Bir olay yok orada zaten. Zaten penaltı yani, değil. Adam topa vurmuş topa avuta gidiyor o arada ayağına çarpmış. İkincisi açık konuşayım bence net penaltı abi. Çağlar'ın mallığı tamamen. Çok çözemedim bence. Ya. Peki bu Çağlar'ın kafa vuruşunda.
Bir tane itiraz ettik biz. Orada ne vardı? Elle oynadılar. Çağlar vurmadı. Adam elle vurdu. Niye vermedi? VAR'a bile gitmedi. Şey, niye VAR'a gitti o. Gitti. Yok VAR gitti. Yok VAR'a gitmedi yani. VAR izledi gitti. De hakem gitmedi. Aynen. Ha, hakem abi, gitmedi VAR'a. Abi hakem zaten VAR'a gitmez abi. VAR çağırırsa hakem gelebilir sadece. Hakem ben VAR'a gideceğim diyemiyor. O oğlan çağırmadı abi işte. Orada operasyon bir daha çekti. Evet. Çağırmadı ve operasyon o zaten. Evet kesin şey diyecek işte. Ya çok net görünmüyordu. Hani o yüzden ulan bilmem nenin bilmem nesi ilk verdiğin penaltıda çok mu netti? Adam vurmuş ondan sonra bacakları çarpmıştı. Ben ikincisi verdiğim gibi. Sizin için şeyi buldum paylaştım bu arada kendi profilimde. Son tweetime bakın. Tepe açıdan abi Mert Müldür'ü tutuyor. Bize niye paylaşıyorsun? Gidip bunu Acun'a yollasana. Acun'u takla bak nasıl bunu. Acun'a etiketledim ha, abi. Acun'a dedim. Pozisyona faal değil mi diyorsun diye Acun'a etiketledim. Herkes etiketlesin istiyorsa altına Acun'a. Ya şuna faul değil yani. Mesela futbol izlemesin abi. Abi siktir edin hakem hakem. Bak şimdi ben o zaman Mourinho olsam şu akşam bir daha ne motivasyonumu kasarım. Net. Ne kendimi kasarım. Net. Taşaklarımı yedirim. Maaşımı alırım. Bak bugün şu an itibariyle şu an bak ben maçtan çıkacağım. Ben maçtan çıkacağım. Kendimi parçalayacağım. Ben gideceğim orada kameralara. Yani siz kimsiniz lan? 7 süreniz toplantı benim kadar ünlü değildir. Benim imajım kadar değildir. O zaman Mourinho'yum ben şimdi değil mi? Kendini onun yerine koy. Ben kendimi çıkacağım orada parçalayacağım. Sana yapılan çileyi anlatmaya çalışacağım. Benim kaptanım çıkacak. Benim yeni transferim çıkacak. Kendine yapılan saha içindeki zulümü anlatacak. Ben ondan sonra tüm dünyaya kendimi ifade etmeye çalışacağım. Hırsımdan. Yani Fenerbahçe Trabzon'u yenmiş yememiş Mourinho'nun çok bir sikinde yani bu işler. Sene sonu olur gider gelir. Ben hırsımdan kendimi parçalayacağım. Maçım bitecek. Soyunma odasına gideceğim. Duşlar alınacak, eğlenilecek, şeyler yapılacak. O işler öyledir biliyorsunuz. Çıkacağız. Ondan sonra benim as başkanım çıkacak veya ikinci başkanım bu açıklamayı yapacak. Sonra bu açıklamayı benim Mourinho anlamaz. Çevirecek Mourinho'nun yardımcısı veya bir PR'ını yapan kimse. Onun bir ekibi vardı. Bu Mourinho'nun önüne getirecekler. Ben bunu göreyim, okuyayım. Yemin ediyorum bundan sonra kasmam artık. Hiç uğraşmam. Bak hiç yani. Böyle yok kazanmışım kazanmamışım haksız bana ne çıkarım 3-5-2 5-3-2 takalım derim oynatırım futbol oynatırım yuvarlak açılımlar ben bırakırım yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak hiç kimseden utanmıyorsan taraftarı falan her şeyi bırak kocandan utan ya. Ya biz niye her derbiden sonra yaptığımız açıklamalarla bir şey sikip atıyoruz diyor ya Trabzon'dan geliyoruz birinin eline megafon veriyoruz biz Trabzon'dan geliyoruz kavga ediyoruz dönüşüyoruz biz o süreci de yönetemiyoruz. Ya biz ya algı ya şurada, algı en basit algı nedir kardeşim? Bak, onu becer ya. Bak şurada o. Bak 15 dakika öncesine kadar bak 15 dakika öncesine kadar bayram yerinde olan time bak bayram yerinde olan time 15 dakika öncesine bugün sinir halini yaşıyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Aynen yani, öyle abi. Yani bak şu an bütün motivasyon, bütün enerji. Her şey sikti attı ya. Sikti attı bacım ya. Erkan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi dün benim anlatmak istediğim olay buydu işte. Yani Acun maalesef yaptığı işle genel Türkiye hitap ettiği için show business ağzıyla yine maalesef yaptığı talihsiz açıklamalar var şu anda. Şu Mourinho'nun bugün bak ben size bir şey söyleyeceğim. Futbolu bir kenara koyun. O Mourinho'nun gösterdiği irade, Fenerbahçe'yi sahiplenmesi, açık açık maç sonu bir başkan ağzıyla ben bu hakem bir daha bizim maçı yönetemez oraya kadar gidip bu kulübü savunması bunun üstüne senin as başkanın çıkıyor Trabzon'u savunuyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya ondan sonra abi bize burada kızıyorlar baba. Ben her zaman diyorum bu takım söylenecek bir laf yok. Hiçbir şekilde bizim temel problemimiz yönetimsel. Ben bunu hep bas bas bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar mı Fenerbahçe'nin hakkını savunacak? Şimdi bu açıklamadan sonra siz gerçekten bu adamların Fenerbahçe'yi dışarıda kapalı kapılar ardından Fenerbahçe'yi çok iyi savunabileceklerini düşünebiliyor musunuz? Size açık soruyorum ben ya. Yok. Bitti. Değil. Bitti abi. Abi bitti. O değil. Ama ben sana başka bir açıklama söyleyeyim. TFF'ye güveniyoruz ne demektir ya? Allah peygamber aşkına ya. Neyine işte güveniyorsan bak, TFF ne yaptı ki sen ona güveniyorsun? Bizi senin, satıyorlar ya. Senin bak senin bir insana güvenebilmen için ya güven o kadar önemli bir husus ki yani o adam sana bir şey yapması lazım. Mesela senin ondan bir hikaye yaşayacaksın. Sana orada bir şey gösterecek. Sen diyeceksin ki ben bu adama güvenebilirim. Niye böyle bir şey yaşattı? Bu adamlar bize onu vermediler. Sen neyine güveniyorsun? Söyledikleri söze mi güveniyorsun? Sen söyledikleri sözü referans al. Güvenme.
Onları ona göre sorumlu tut. Sen bugün ne konuştun? Nasıl bir adamlardan şey aldın ki de sen bunlara güveniyorsun? Şunu mu söylediler sana? Atilla Karaoğlan bir daha hakemlik yapmayacak mı dedin? Buna mı güveniyorsun sen? Eğer buna güveniyorsan cümlenin başında onu söyle o zaman. Bendekine konuştum. Atilla Karaoğlan bir daha Fenerbahçe'nin maçına verilmeyecek de. Onun için biz bunlara güveniyoruz de. Böyle de anlamlı olsun. Bugün var ya çıktı bak Mourinho konuştu. Ne dedi? Bu adam bir daha benim maçıma gelmesin dedi ya. Bunu net söyledi. Ne uğruna söyledi? Yönetimin ceza söyledi ya. Ceza almak uğruna söyledi. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hocanın konuşmasını hiç dinlemedin mi sen ya? Sen gidip Trabzonsporlu yöneticilerle konuştuktan sonra mı bunu konuşuyorsun? Ya hiç konuşmayın diyoruz ya. Hiç konuşmayın abi. Bak ben dedim ki ne başında Acun'a konuşturtmayın dedim. Acun arkada iş yapsın dedik ya. Bu konuşma işini Selahattin Baki gibi bir adamın alması lazım. O tarzda birisinin olması lazım kardeşim. En basitinden gidin rakibiniz Galatasaray nasıl yapıyor bu algıyı ya? Haksız olmalarına rağmen algı operasyonu inanılmaz iyi yapıyorlar ya. Sen kendini o kadar kötü hissediyorsun ki lan acaba harbiden Galatasaray'ın hakkı mı yeniyor diyorsun ya. Bizimkiler maçından sonra bir de algı yaptılar ya. Ya bizimkiler adam ya inanılmaz bir seviyedir. Acun bıraksın ya. Bak şu Ali Koç istifa muhabbetlerinin boş olduğunu her zaman söyledim. Tekrar söyleyeyim çünkü realist düşünürsek sezon ortasında hani Mourinho gelmiş. Ali Koç'la beraber çalışacağım demiş. Branko getirmiş falan. Öyle bir şey olacağı yok. Ama Acun'un o kadar net bir Acun bıraksın abi şu an. Ya hani söylediği şeyler zaten Canip'in anlattığı gibi saçmalığın danışkası. Paylaştım abi videoyu. Net bir faul. Onu geçtim. Ulan 15-20 dakika önce senin teknik direktörün dünyaca ünlü. Yani futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hocalarından biri. İçinden geçmiş abi VAR hakeminin. Fırat Aydınus çıkmış şu an konuşup diyor ki iki pozisyonda da bir tanesi bence penaltı ama ikisinde de VAR devreye giremez. Demiş ve içinden geçmiş Mourinho bu adamın. Sen çıkıp diyorsun ki Trabzon'un da böyle bir... Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Sen nasıl iletişimcisin ya? Bu adam iletişimci oğlum. Medya grubu sahibi bu herif yani. Ya dalga geçiyor ya da yani zerre hakimliği adam yani. Ne futbola ne iklimine. Bu da hani söylerken inanmıyorum. Çünkü bu adam kulüp sahibi. Ne yaşadığını... Bak ben Onur'un söylediği soruyu soruyorum. Bak Onur en basitinden geliyorum. Bak her zaman diyorum ben komplike değil. Basitten bakalım. Bugün Mourinho maçtan sonra büyük bir ihtimal Acun Ilıcan'ın bakalım o ne demiş. O da benim gibi vurmuş mu bu TF'ye? Bak benim gibi haksızlığı görmüş mü deyip elini aldığında Twitter'ı ya da herhangi bir işte bir basın aracını aldığında okuduğunda Acun'un TS'ye verilmeyen ne diyecek abi mesela bu adam?